Merhabalar, Eda Kaya ben. Belki bir önceki videodan hatırlarsınız. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Anlatmıştım sizlere. Küçük kasabadan geliyorum, Alpler'den. Heidi'nin büyüdüğü yerler gibi. Size daha öncesinde ekmek tarifini vermiştim. Umarım izlemişsinizdir. Yemektarifi.com'da. Bugün de size yine yöresel bir lezzetle geliyorum. Bizim kendi kasabamızın Käsekuchen'ı. Cheesecake veya fırınlanmış cheesecake de diyebiliriz aslında. Bugün size tanıtacağım kek bizim oralarda çok meşhur ve çok sık tüketilen bir pasta. Zaten orada kek diye değil, pasta olarak geçiyor yani. Birçok şey, kek kültürü çok fazla yoktur. Daha çok pasta kültürü olan bir yer. Tatlılarıyla da bir o kadar meşhur bir yer. Gölleriyle, dağlarıyla olduğu gibi tatlılarıyla da çok meşhur bir yer. Tatlarına çok önem verirler. Pastalarına, dediğim gibi kurabiyelere çok önem verilir. Çünkü her gün bir kahve pasta saati mutlaka ailece yapılır. Bizim çay saatimiz gibi, ama ev yapımı pastaları tercih ediyorlar. Zaten bizim orası bir kasaba olduğu için çok fazla endüstriyel ürün de bulunmadığı için hala herkes ürünlerini, pastalarını kendi evinde kendi yapıyor. Kasabamın geçim kaynağı bildiğiniz gibi çiftçilik. Daha önce de birazcık böyle az da olsa bahsetmiştim. Bundan dolayı da genelde yemeklerinde, tatlılarında, pastalarında her zaman olmazsa olmaz süt, yumurta, un, yoğurt gibi tereyağı mutlaka oluyor. Bizlerde genelde sıvı yağ, margarin de kullanılıyor ama orada mutlaka tereyağı kullanılır. Bu pastamızda ben de oldukça taze ürünler bulmaya çalıştım. Bu pastamızda çok malzeme gibi görünse de aslında yine hani genelde bulunan şeyler. Örneğin sıvı yağımız var, şeker, yumurta gibi. Şimdi size tam olarak anlatacağım. Şimdi biz ilk önce pastamızın tabanını yapacağız. İki aşamalı bir pasta bu. İlk olarak tabanını hazırlayacağız. Tabanı için 100 gram un alıyoruz. 100 gram unumuzu. 100 gram koyduktan sonra bir tutam tuz. Ardından bir paket şekerli vanili, 60 gram şeker ve 100 gram tereyağımızı kullanacağız. Bunu ısıtırsanız, sıvı hale getirirseniz daha rahat kullanırsınız. Unumuzu, şekerimizi ve bir tutam tuzumuza 100 gram eritilmiş tereyağımızı da ekledikten sonra bunu bir hamur haline getireceğiz. Fırınımızı da fanlı ayarda 180 dereceye ayarlıyoruz çünkü bir yaklaşık 10-12 dakika tabanını pişireceğiz ilk etapta. Daha sonrasında çıkaracağız ve üst kısmını birlikte hazırlayacağız. Bu böyle yumuşak bir hamur oluyor. Az gelebilir size. Bu arada cheesecake'inizi yani taban gibi kenarlı da istiyorsanız, dilerlerse kenarlı bir hamur, kenarlı bir pasta isterlerse eğer, dediğim gibi bu tarifin iki katını kullanıp kenarlarına da hamur yapıştırabilirler. Ama ben orijinal tarifte gibi sadece taban olarak yapacağım. Kenarları boş bırakacağım. Hamurumuz böyle bir kıvam oluyor. Şimdi kelepçeli 26 santim çapında bir kalıp kullanıyorum ben. Normalde kelepçeli kullanırsanız daha rahat edersiniz. Benim şu an elimde bu olduğu için ben kağıtla birlikte böyle kullanacağım. Çünkü maalesef benimki kelepçeli değil ve kelepçesi çıkmıyor. O yüzden kağıtla kullanıyorum.
Çok kolay dağılıyor zaten. Tereyağını erittikten sonra hamurunu hemen de karışıyor. Yani aslında çok kolay yapılabilecek bir tabak. Güzelce böyle yıktıktan sonra bir çatal yardımıyla tabanımıza böyle delikler açacağız. Deliklerimizi de yaptıktan sonra yaklaşık 12-14 dakika arası fanlı fırında 180 derecede pişirmeye bırakıyorum bunu. Şimdi kezik ufnümüzün, daha doğrusu fırındanımız cheesecake'imizin iç kısmını birlikte yapmamız için malzemeleri gösteriyorum size. 1 kilo kıvak kullanıyoruz. Kıvark bulamazsanız eğer sanırım süzme yoğurtla da yapılabiliyormuş ama denemedim ama deneyebilirsiniz dilerseniz. 1 kilo süzme yoğurt veya 1 kilo kıvark diyelim. 200 gram şeker, 200 ml sıvı yağ, ayçiçek yağı. Yine bir paket şekerli vanili, 2 adet orta boy yumurta, 600 ml süt ve 2 paket vanilyalı puding tozu. Şöyle 2 paket olacak. Şimdi bunları birlikte karıştıracağız. Fırın, tabanımız fırındayken iç harcını hazırlayabiliriz. Ben klasik mikserle hazırlıyorum. İlk etapta 100 ml'sini koyuyoruz. Sadece sütünü tamamını koymuyoruz. Toplam 600 ml ve 100 ml'sini kullanıyoruz. Yani böyle göz kararı koyun siz. Sonrasında 2 yumurtamızı kırıyoruz. Yumurtamızı da ekledikten sonra 200 gram şekerimizi de koyabiliriz. Ve ardından şekerli vanilin. Bunu bir mikserle çırpıyoruz. Çırptıktan sonra 2 paket vanilyalı puding tozunu karışıma ekliyorum. Dilerseniz bu isteğe bağlı bir küçük orta boy limonun kabuğundan rendeleyebilirsiniz. Ben koymuyorum ama dilerseniz koyabilirsiniz. Vanilyalı puding tozunun ardından da 1 kilo kıvarkımızı karışıma ekliyoruz. En son olarak kalan sütümüzü ekleyeceğiz. Şöyle yavaş yavaş onu da karıştıracağız.
basmak. Bardaktan sonra ekleyebiliriz. Bu bayağı sıvı bir karışım oluyor. Bu da sizi hiç aldatmasın. Bu böyle yani pişince sertleşecek. En son olarak da 200 ml sıvı yağ ekledikten sonra çıkmaya devam ediyoruz. İç karışımımız bu kadar. Pastamızın tabanı çıktıktan sonra diğer aşamayı da size göstereceğim. 12 dakika çıktı gayet yeterli. Şimdi hemen fırınımızı da 180 dereceden 140 dereceye alıyoruz. Çünkü pastamız 140 derecede pişiyor. Daha bir renk almış. Böyle isterseniz tabanımız. Şimdi iç harcını da tavanımızın üstüne döküyoruz. Bayağı sıvı bir iç harcı da size aldatmasın. Bu fırına girdiğinde güzel bir kıvam alacak. Bunu komple tavanımızın üzerine döküyoruz. Dediğim gibi sizinki kelepçeli bir kalıpsa kağıda gerek yok. Daha rahat edersiniz. Dileğe göre limon kabuğu ekleyebilirsiniz. Ve kenarları da taban gibi hamurlu olmasını istiyorsanız ilk aşamada yaptığımız taban malzemesini iki katını kullanarak kenarlarına da döşeyebilirsiniz güzelce. Kenarlı bir pastamız olur ama orijinal hali böyle. Şimdi ben bunu 140 dereceye düşürdüğümüz fırına vereceğim tekrar ve 70 dakika pişirmeye bırakacağım. Sizinle birlikte yaptığım Alman pastamı, daha doğrusu fırınlanmış cheesecake'im zaten fırında gördüğünüz gibi ama ben önceden size bir adet hazırladım. Güzelce sunup gösterebilmem için. Bu şekil oluyor. En son olarak ama bu da tabii isteğe bağlı. İsterseniz benim gibi pudra şekeriyle süsleyebilirsiniz. Cheesecake'imizi kolay bir tarif aslında ve çok lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. Hadi sizinle birlikte bir patlayalım. Ve pastamız durdukça güzelleşiyor dedikleri tariflerden. Misafiriniz gelecekse bir gün önceden rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben de sizin için bir tatacağım. Gayet güzel olmuş. Sizi bu tatla bu lezzette belki bir tık Almanya'ya götürmüş olurum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.